Şu anda canlı yayını bastım. Kontrollerimi sağlıyorum. Hemen kontrollerimi sağlayalım. Evet, değerli arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir kaymakamlığımızın himayesinde yürüttüğümüz bir kitap, bir yazar projemizde İlçe Milliyetin Müdürlüğü olarak yürüttüğümüz projemizin ikinci söyleşisinde beraberiz. Aramızda İbrahim Taşel, Final Eğitim Kurumları Genel Yayın Yönetmeni, Yeni Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Taşel var. Sınav kaygısı üzerine konuşacağız bu akşam. E-konferanslarımızın ilkinde Nurdan Arkış Beyefendi'yi ağırlamıştık. Bugün de İbrahim Taşel'i ağırlayacağız. Öncelikle selamlama yapması için sözü Milli Eğitim Müdürümüz Nihat Ergül'e veriyorum. Buyurun Sayın Müdürüm. Evet, teşekkür ediyorum kıymetli hocam. Kıymetli İbrahim Taşel hocamıza hoş geldiniz diyor. Sayın Kaymakamımızı, çok kıymetli İbrahim Taşel hocamızı, buradan bizi takip eden öğrencilerimizi, hem Zoom ortamında hem canlı yayında bizi takip eden tüm öğrenci ve izleyicilerimizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum öncelikli olarak. Arif Bey'in de ifade ettiği gibi Sayın Kaymakamımızın himayelerinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzce sürdürülen projelerden bir tanesi olan Bir Kitap Bir Yazar projesinin bugün bu akşam ikinci programını gerçekleştiriyoruz. Bugünkü programda Final Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Taşel hocamızı ağırlıyoruz. Kendileri tabii doğal anlatımıyla, tecrübesiyle, dershanecilik geçmişiyle sınav kaygısı konusunda 12. sınıf öğrencilerimize ve 8. sınıf öğrencilerimize hitap edecekler. Ben şahsen de dershanecilik yapmış biri olarak, kendisini yakından takip etmiş biri olarak çok verimli bir program olacağını düşünüyorum. Öyle inanıyorum. Sözü çok fazla uzatmadan sene sonunda sınava girecek 12. sınıf öğrencilerimize, LGS sınavına girecek 8. sınıf öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyor. Programımızın hayırlara vesile olmasını diliyor. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum Müdürüm, Arif. çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şimdi sözü ilçe kaymakamımız Sayın İsmail Pendi'ye vermek istiyorum. Sayın Kaymakam buyurun. Öncelikle hocam hepinizi hem burada Zoom ortamında katılımcı olan genç kardeşlerimi hem de canlı yayında YouTube'da bizleri takip eden kardeşlerimizi ve daha sonra izleyecek olanları saygı ve muhabbetlerine selamlıyorum. Sözlerime başlarken final eğitim kurumlarına ve tabii ki onun yönetim kurulu başkanı ve bugün de programımızı teşrif eden İbrahim Taşer hocamıza şükranlarımızı sunuyoruz. Büyük destek verdiler bize. Bizler tabii zor dönemler geçiriyoruz insanlık olarak. Malumunuz koronavirüs salgını insanlık olarak hepimizi büyük bir badireden geçiriyor. Ama tedbirlere uyarak bu süreci atlatacağız. Lakin her ne kadar fiziksel mesafemize bu süreçte dikkat edecek olsak da sosyal mesafemizi, sosyal bağımızı güçlendirmek, özellikle eğitim faaliyetinin aksamadığının devam edebilmesi için ne yapılabilir diye düşündüğümüzde Milli Eğitim Müdürümüz ve ekibi böyle bir proje ortaya çıkardılar. Öğrencilerimizle olan diyaloğumuzu güçlü tutarak bu projenin de başarıyla uygulanmasını bekliyoruz, umuyoruz ve bu projelerde emeği geçenlere teşekkürlerimizi, şükranlarımızı sunuyoruz. Tabii şu aşamada burada gençleri ve ayancıkları yakalamışken özellikle son süreçte birkaç uyarı yapmak isterim salgınla alakalı. Son bir hafta içerisinde ilçemizde vaka sayılarımız bir önceki haftalara ve aylara göre ciddi bir şekilde artış gösteriyor. Özellikle vatandaşlarımızın genel tedbirlerin yanında kendilerinin de korumalarını, bu süreçte daha dikkatli olmalarını tavsiye ediyoruz. Bu süreci ancak tedbirlere uyarak sağlıklı bir şekilde geçirebiliriz, atlatabiliriz. Bu noktada gençlerimiz ve onlar aracılığıyla ailelerimize, tüm ayancıklı kardeşlerime bu noktada uyarılarda bulunmak istiyorum. Özellikle ayancıkta yaşamayan
Ayancık dışında yaşayan, İstanbul ve diğer illerimizde yaşayan kardeşlerimiz, Ayancıklı kardeşlerimiz ilçemize geldiklerinde biraz daha fiziksel mesafeleri ve diğer buradaki yaşayanlarla olan iletişimlerini biraz daha kontrollü yaparlarsa bu salgını kontrol altına alabiliriz. Buradaki kardeşlerimiz de dışarıdan gelen akrabaları, dostlarını bu noktada dikkatli bir şekilde ağırlamalarını ve mümkün mertebe de tedbirlere uyarak maskedir, fiziksel mesafedir ve temizlik kurallarına uyarak ağırlamalarını tavsiye ediyoruz. İnşallah bu süreci el ele, gönül gönüle ve tabii ki tedbirlere uyarak sağlıklı bir şekilde atlatacağız. Şimdi 12. sınıftaki kardeşlerimiz tabii ki çok önemli bir süreç geçiriyorlar. Hayatlarının en önemli kavşaklarından birisidir üniversiteye giriş öncesindeki bu süreç. Onların şanssızlığı bu koronavirüs neticesinde yüz yüze eğitimin aksak halde karşılaşmış olmaları. Hepimiz isterdik ki bu süreci tüm öğrencilerimiz normal eğitim şartlarında geçirsinler. Lakin böyle bir ortamda geçiliyor ama herkes için aynı şartlar söz konusu. Moralimizi bozmamamız gerekiyor. Herkes aynı koşullarda sınava girecek. Burada da önemli olan, şimdi hocamızın da bir dershanecilik geçmişi olan, hala o sektörde faaliyet yürüten İbrahim hocamızın tavsiyeleri bu noktada çok önemli. Bizler İbrahim hocam gibi güzel ve alanında derinleşmiş uzmanları çok fazla bulamadık açıkçası lise zamanımızda. Bulsak da öyle kolay değildi. Şimdi bu platformdan hocamızın öğrencilerimize hitabı onlar için bir fırsattır. Hocamızı iyi dinlemelerini tavsiye ediyorum. Sadece şunu belirtmek isterim son olarak. Yani hangi mesleği yaparsak yapalım, Doğan Cüceloğlu hocamızı da buradan rahmetle analım. Hepimizin asıl amacı iyi insan olmak olmalı. İyi bir kaymakam, işini iyi yapan bir kaymakam olunabilir, bir kasap olunabilir, bir öğretmen olunabilir ama iyi bir insan olmadıktan sonra burada da bir yararımız dokunmaz. Ben her zaman söylerim, bu cümleyle, bu sözlerle sözümü tamamlamak isterim. Bizim ülke olarak doktorlara, kaymakamlara, hakimlere, savcılara, çobanlara, çöpçülere vesaire öğretmenlere ihtiyacımız yok. Bizim aklını ve iradesini özgürce kullanan, güzel ahlak sahibi, milli ve manevi değerlerle mücehhez ve çok çalışan ve işini en iyi şekilde yapan doktorlara, kaymakamlara, öğretmenlere, hakimlere, savcılara, çobanlara, kasaplara ihtiyacımız var. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyor. Programımızın başarıyla geçmesini temenni ediyorum. Çok teşekkür ederim Sayın Kaymakam. Çok sağ olun. Aramıza katıldığınız için biz de çok teşekkür ediyoruz sizlere. Öncelikle hemen bir hatırlatmayla başlamak istiyorum değerli katılımcı arkadaşlarımız. Aramızdaki süreyi verimli kullanmak adına hem sizleri yormamak hem hocamızı yormamak adına sorularımız varsa mutlaka chat kısmından arkadaşlar yazalım. Hocamıza sormak istediğiniz sorular varsa ben hepsini elimden geldiğince okuyacağım. Aynı şekilde YouTube üzerinden bizleri izleyen değerli katılımcılarımız da chat kısmından soruları canlı sohbet kısmından yazarlarsa ben onları da takip edip hocamıza iletmeye çalışacağım. Çok teşekkür ederim anlayışınız için. İbrahim Hocam tekrar hoş geldiniz aramıza. Hoş bulduk. Hocam şöyle bir soruyla başlamak istiyorum. Sizi zaten birçok insan gibi ben de tanıyorum. Hatta biraz da heyecanlıyım. Çünkü küçüklükten beri ben de hem final eğitim kurumlarından hem kitaplardan, test kitaplarından, hazırlandığımız sınavlardan o kitaplardaki resmini gördüğümüz kişiyle şu anda sohbet ediyor olmak benim için de güzel bir duygu, güzel bir heyecan. Katıldığınız için çok çok teşekkür ederim. Hocam öncelikle sizden ufak bir tanısak, arkadaşlarımıza tanıtsak olur mu? Tabii ki. Ben öncelikle böyle güzel bir çalışmayı başlattığı için Sayın Kaymakamımıza, Milli Eğitim Müdürümüze ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Bizi buluşturan Final Kültür Sanat Yayınları'na, Banu Hanım'a da aynı şekilde teşekkürlerimi iletiyorum. Çok mutlu oldum yani böyle birçok şehre çok fazla gidiyoruz ama
Sinop ülkemizin çok güzel bir şehri. Ayancık da öyle. Ama biraz daha böyle yol üzerinde olmadığı için çok doğrudan gelebildiğimiz bir yer değil. Ama bu vesileyle gelmiş olmaktan ve oradaki gençlerimizle sohbet ortamı içerisine girmiş olmaktan dolayı da çok büyük mutluluk hissediyorum. Böyle diyerek başlayalım. Ben eğitimciliğe 1980 yılında başladım. Yani 79-80 yıllarında bir dershaneyle Anadolu'nun bir köşesinde başladım. Ve bu yolculuk içerisinde 41 seneyi geride bıraktık. Bu geçen süre içerisinde Türkiye genelinde 4 milyon 370 bin öğrenci okuttuk. İşte öğrencilerin bir aile içinde olduğunu düşünürseniz neredeyse 30-40 milyon insana dokunduk. Yayınlarımızla onlara ulaşmaya çalıştık elimizden geldiği kadar, dergilerimizle, kitaplarımızla ve Türkiye'nin 41 yıllık eğitim süreci içerisinde aktif rol oynadık. Ki benim ondan önce de bir geçmişim var. Ben aslında ilk defa üniversite hazırlık dersleri vermeye üniversite birinci sınıfta başladım. Evimin bir odasını adeta kursa çevirmiştim. Mahallenin çocuklarına ücretsiz olarak 12 tane öğrencim vardı. Böyle duvara çivilediğim ambalaj kağıtları üzerinde ders anlatarak başladım işe. 4 yıl öyle evde ve bir sivil toplum kuruluşunda bütün derslerini, yani alan ayırt etmeksizin bütün derslerini benim verdiğim kurslar düzenledim. Daha sonra da mühendisliği bitirmeme rağmen bu işi çok sevdim ve ilk olarak bir dershane açarak 1980 yılında işe başladık. Yani eğitimin içerisindeyim. 4 tane çocuk yetiştirdim. 4 çocuğum var. Üniversite sınavına aynen öğrenciler gibi tam 37 defa girdim. Onların soluduğu havayı ben de solumak için özellikle hangi ortamda oluyor sınav, hangi heyecan yaşanıyor, öğrenciler neler hissediyor ve gerçekten bu sorular görüldüğü zaman insanda hangi duygular uyandırıyor? Bütün bunları denetlemek için 37 defa da üniversite sınavına öğrenci olarak direkt girmiş birisiyim. Dolayısıyla sınav heyecanını, sınava nasıl hazırlanılması gerektiğini çok iyi incelemiş biri olarak konuşuyorum. Yani sadece bir öğretmenlik değil, eğitim yöneticiliği değil, aynı zamanda bizzat öğrencilerimle böyle yan yana durmuş, çalışmış bir insan olarak. Ve bir şey daha söyleyerek başlayalım. Ben üniversite hazırlık konusunda öğrencilerime biyoloji hariç bütün dersleri verdim. Yani Türkçe, tarih, coğrafya, felsefe grubu, matematik, fizik, kimya gibi bütün dersleri verdim. Hem sözel hem sayısal mezunu olduğum için bu derslerin hepsini verdim. Bir tek biyoloji dersini vermedim. Onunla ilgili bir eğitimim de yok. Sadece lisede görmüş olduğum kadarıyla biliyorum. Onun dışındaki bütün dersleri verdim. 27 yılda doğrudan öğretmenlik yaptım. Sabah 8, akşam 11. O zaman 3 devre vardı sabah, öğlen, akşam diye. Öğretmenlik yaptım. Dolayısıyla çocuklarımızın da kafasına takılan hangi soru olursa onları cevaplayacağıma inanıyorum. Şu anda eğitimin yönetim kısmındayız. Ama yine öğrencilerle iç içeyim. Biliyorsunuz tüm özel öğretim kurumları derneği başkanıyım ben aynı zamanda TÖDER. Ve Türkiye'deki okulların ve kursların %70'i bizim derneğimize bağlı olarak çalışıyor. Dolayısıyla bütün hazırlık süreçlerini yakından takip ediyorum. Gerek Milli Eğitim Bakanlığımızla, gerek özel öğretim kurumlarımızla, gerekse resmi kurumlarımızla. Çünkü gittiğim her yerde mutlaka Milli Eğitim Müdürlüklerimizi, Milli Eğitim Müdürlüğümüzün çalışmalarını, çabalarını da izliyorum ve onlara da uzaktan da olsa yardımcı olmaya gayret ediyorum. Mesela geçtiğimiz haftalarda Elazığ, Tunceli'nin Pertek ilçesi, yine güneyde bir başka ilçemiz, onların programlarına da katıldım ve Milli Eğitim'deki öğretmenlerimizle de muhabbet etme imkanı buldum. İnşallah faydalı bir program olur gençlerimiz için ve bugün bizi izledikten sonra da
İyi ki izlemişim diyecekleri bir program olur inşallah. İnşallah hocam. Çok teşekkür ederim girişiniz için. Şimdi zaten kurumsal serüven dediğiniz gibi 1980 yılında başlıyor. Sonrasında Türkiye'deki öğrencilerin, ben de dahil, hayatına şu ya da bu şekilde, uzaktan ya da yakından bir şekilde dokunuyorsunuz. Anlattıklarınızdan da yola çıkarak hocam, motivasyon kaynağınız nedir acaba? Şimdi aslında insanların motivasyonu hem iç kaynaklara hem dış kaynaklara bağlı. Ama motivasyonun aslı insanın içten gelen motivasyonudur. Çok önemli. Yani bir insanın babasının, annesinin sözleriyle, çevresinin teşvikleriyle ya da toplumsal aidiyet içerisinde işgal ettiği yerle bir motivasyon kazanması mümkün. Ama iç motivasyon her şeyden önemli. Çok güzel bir söz var. Deniyor ki, motorlu gemiler yelkenlileri denizden kovdu. Çünkü yelkenliler hareket etmek için bir rüzgar beklerlerdi. Ama gemilerin motoru içinde ve istedikleri yöne gidebiliyorlar. Onun için yani bir yelkenli olmaktan ziyade motoru kendi içerisinde olan, motivasyonu kendi içerisinde olan, kendi Doğan hocamın rahmetli ifade ettiği gibi iç tanıklığını keşfetmiş ve onunla yola çıkan, hareket eden insanlar olmamız lazım. Yani bizi başkaları elbette teşvik de eder, bazen engeller de sözleriyle, ama eğer motivasyon kaynağı kendi içimizdeyse o zaman hiç kimseye muhtaç olmadan kendi yolumuzu çizeriz. Rüzgar beklemeyiz. Aman bugün rüzgar batıdan esiyor, ben batıya gideceğim, dolayısıyla bekleyeyim doğudan essin gibi bir beklentimiz olmaz. Ve hangi ortam olursa olsun, buna pandemi ortamı da dahil olmak üzere söylüyorum, bizim o iç motivasyon kaynağımız iyi bir noktaya getirmek için bizi iter. Onun için ben kendi adıma söyleyeyim, benim motivasyon kaynağım kendi içimde. Elazığ'ın küçük bir mahallesinde dünyaya geldim. Şimdi orada oturup yaşayıp bu dünyadaki görevini tamamlayıp gitmek de var. Ama Türkiye'nin eğitiminde bir şeyler yapmak istemek, bunun için yola çıkmak ve bu amaçla geceli gündüzü çalışmak da var. Şimdi bunu sağlayan işte insanın iç motivasyonudur. Eğer iç motivasyonunuz yüksekse sizi çok iyi noktalara getirir. Ve hiç beklemediğiniz anlarda dünyada en önemli insan haline gelebilirsiniz. Yani bugün işte Almanya'da laboratuvardan çıkmayan iki tane Türk dünyayı değiştirecek icada imza attılar. Demek ki onlar için en önemlisi hangi ortamda otururlarsa otursunlar, hangi ortamda bulunurlarsa bulunsunlar, onları harekete geçiren, laboratuvarda sabahlamaya iten iç motivasyonlarıdır. Onun için eğer öğrencilerimizin iç motivasyonları yüksekse bu dönemi çok iyi götürmüşlerdir diye düşünüyorum. Ama bu yoksa ne oluyor biliyor musunuz? Bahaneler arıyorsunuz. Şimdi pandemi oldu, evlere kapandık, ne yapacağız? İşte üniversite sınavında gele gele bize çattı, en zor dönemde biz sınava gireceğiz gibi böyle kurban rolüne bürünmek son derece sıkıntılı bir durum. Bunun tersine fırsatları yakalayarak, tamam pandemi olmuş olabilir, üniversite sınavı bir yarıştır, ben bu yarışta öne geçebilmek için masama oturacağım, bir kitap bitireceğim, şu kadar soru çözeceğim, hiç açık bir konu bırakmayacağım, ne gelirse gelsin cevaplayacağım, derslerimi doğru düzgün takip edeceğim ve günler geçecek gidecek. Ben bir şeyi beklemeyeceğim, bu aşı çıksın ya da işte tekrar yüz yüze öğretim başlasın ya da başka bir şey. Bunları beklemeyeceğim. Elimdeki kitap benim için yeter. İşte çalışacağım 3 tane kaynak benim için yeter. Çünkü Türkiye'deki bütün öğrenciler aynı durumda. Benim daha iyi olabilmem için 10 soru, 20 soru, 30 soru fazla çözmem lazım mantığı içerisinde hareket ederse, işte ben buna iç motivasyon diyorum.
ve insanı harekete geçiren de budur. Biz şu anda hiçbir öğrenciyi oturup çalıştırtamayız. Çünkü değişim içeriden açılan bir kapıdır. Eğer bir öğrencimiz bizim dinledikten sonra değişmeye, daha iyi çalışmaya karar verirse biz ona faydalı olabiliriz. Yani o kapıyı içten açacak ve biz içeri gireceğiz. Onu daha iyi bir noktaya getirmek üzere yardımcı olacağız. Aksi takdirde babamız da anlatsa, annemiz de anlatsa, öğretmenlerimiz de söylese, İbrahim Hoca da işte bir seminer verse de söylese de hiçbir şey tesir etmez. Değişim ve gelişim içeriden açılan bir kapıdır. Kimse sizin gelip kapınızı dışarıdan açamaz ve size iyi bir hayat sunamaz. Siz bu değişimi gerçekleştirmek için kapınızı açacaksınız ve verilen tavsiyeleri alarak kendi iç motivasyonunuzu yükselteceksiniz diyorum sevgili öğrencilere. Çok teşekkür ediyorum. Aslında çok güzel bir özlü sözle aslında konuyu özetlediniz. Çok güzel oldu bence bu. İçeriden açılan kapı örneği bence çok önemli bir örnek. Şimdi özellikle yayın için biz 8. sınıf ve 12. sınıf öğrencilerimize, velilerine, öğretmenlerimize bilgilendirdik. Fakat sonuçta diğer küçük yaş gruplarındaki ya da farklı gruplardaki öğrencilerimiz de bir gün sınava girecekler elbette. Sonuçta bir seçme sınavına girecekler. Bunun içinde sınav kaygısı konusu aslında onları da dolaylı yoldan şu anda ilgilendiriyor. Şimdi bu dönemde benim sormak istediğim aslında sohbet ederken de bu konuya değindim fakat YouTube'dan izleyen arkadaşlarımız için de tekrar o soruyu sizlere yönelteyim. Düz bir bakış açısıyla baktığımız zaman pandemi dönemi çok olumsuzlukları beraberinde getiren bir dönem. Kendisi başlı başına olumsuz bir dönem. Fakat olumsuzlukları da fırsata çevirmek yine bizim elimizde, yani insanın elinde. Az önce de söylemiştim, insanın en önemli özelliklerinden bir tanesidir adaptasyon ve uyum sağlama yeteneği. Bir şeye alışma da diyebiliriz. Bu döneme de alıştık, bir şekilde alışıyoruz. Burada pandemi döneminin eğitim üzerindeki olumlu getirileri ve olumsuz aynı şekilde götürüleri nelerdir Sayın Hocam? Onları da sizden alabilir miyiz? Ya da şimdi olumsuzluklara bizim, nasıl olumluya çevirebiliriz aynı şekilde? Evet, şimdi bizim öğrencilerimiz doğal olarak klasik bir öğrenme yöntemiyle bugüne kadar geldi. Yani öğretmen sınıfta anlatır, anlayamadığımız yerleri sorarız, eve gelir çalışırız, çözemediğimiz soruları da tekrar öğretmenlerimize gider sorarız. Klasik eğitim biçimi bu bizde. Bu eğitim biçimi kötü mü? Hayır, gayet güzel. Yüz yüze, can cana, bizzat öğretmenin öğrenciyi görerek, ona dokunarak yaptığı bir eğitim biçimi ve eğitimin en güzel biçimi. Ama insanlar olayları değiştiremedikleri zaman tepkilerini değiştirmeyi öğrenmelidir. Yani şu anda biz ne yaparsak yapalım, pandemiyle ilgili olumsuzlukları sadece söylemlerimizle ya da müdahalelerimizle değiştiremiyoruz. Tedbirlerimizle değiştirebiliriz. Başka? Mevcut şartlar içerisinde buna göre yeni bir çalışma yöntemi ortaya koyabiliriz. Bakın pandemiyi durduramıyoruz ama demin kaymakamımızın da ifade ettiği gibi maskeye, mesafeye, temizliğe, insan ilişkilerine dikkat ederek bundan korunabiliriz. Bu bizim için geliştirdiğimiz tepkiler, aldığımız tedbirler bizim için bir kurtarıcı pozisyondadır. Aynı şey dersler için de geçerli. Yani biz tamam klasik yöntemden biraz uzak kaldık. İnşallah yavaş yavaş o yönteme tekrar kavuşacağız. Ama bizim ne yapmamız lazım? Bizim hangi sınıfta olursak olalım. Bu işte 6. sınıfta da olur, 7'de de olur, 8'de de olur, 9, 10, 11'de de olabilir. Hiç önemli değil. Hangi sınıfta olursak olalım bir güzel çalışma programı oluşturmamız lazım. Ve bu çalışma programına göre kendimizi dizayn edip derslere çalışmamız lazım. Ve kendimize kısa vadeli bu programı uygulayacağımıza dair sözler vermemiz lazım. Bakın fırsatla ilgili hemen size söyleyeyim. Geçmişte öğrencilerimiz ne derdi? Ya şöyle bir 15-20 gün tatil olsa da eve kapanıp şu öğrendiklerimizi bir çalışsak.
İşte hatta işte bazen kar yağsa da çalışsak ya da bazen bir şey olsa da çalışsak. Hatta gidip doktordan işte aslında hasta olmadıkları halde rapor alıp eve kapanıp çalışanları hatırlıyorum ben. Dolayısıyla şimdi böyle bir ortam var. Yani evde istemediğimiz kadar bol zaman var. Ne arkadaşlarla bir araya gelebiliyoruz, ne caddede sokakta dolaşabiliyoruz. Bol bir zaman var. İşte bu zaman içerisinde çeşitli kaynaklardan oturup çalışmamız lazım. Fakat ben üzülerek söyleyeyim ki geçen yayıncılarla bir toplantı yaptık. Eğitim yayınları ne oranda satılıyor diye. Eğitim yayınları yani üniversite hazırlık 8. sınıf, 9. sınıf işte ya da ara sınıfların yayınlarının satış oranları %50 oranında düşmüş. Bu ne anlama geliyor? Yani şimdi sen şunu bekliyorsun. Diyorsun herkesin vakti bol, daha çok kitap alır, daha çok kitaptan çalışır. Ama Türkiye'nin en çok satan yayınları da dahil olmak üzere hepsinin satışında eski yıllara göre yani okulların açık olduğu döneme göre düşüş var. Bu şu anlama geliyor. Demek ki çocuklarımız evde yeterince çalışmıyor. Rehavet var. Yani daha önce o kadar dar zamanda kitap bitiren şimdi bitirmiyor. Ya da daha az bitiriyor. O nedenle ben buradan sevgili öğrencilerimize şunu söylemek istiyorum. Hangi sınıfta olursanız olun eğitim sarmal bir sistemdir. Mesela 8. sınıfta sınava gireceksiniz. Ama 8. sınıftaki konular sadece 8. sınıfta görülen konular değil. Sarmal bir sistem var. Diyelim ki sayılar konusunu önce görüyorsunuz. Birinci sarmal. 6'da, 7'de bir daha görüyorsunuz, 8'de bir daha görüyorsunuz. Eğer temelde boşluğunuz kalırsa 8. sınıfta zorluk çekersiniz. Mesela üniversite adayları için söyleyeyim. Üniversite biliyorsunuz TYT ve AYT'den oluşuyor. Yani temel yeterlik testi ve alan yeterlik testinden. Şimdi TYT sınavın %40'ını oluşturuyor. AYT %60'ını oluşturuyor. Peki TYT konularına şöyle bir hemen bakalım. Bu konular kaçın sınıfın konuları? 9. ve 10. sınıfın konuları. Yani bugün 9'da olan bir öğrenci eğer ben 9'dayım daha çok zamanım var diye düşünürse TYT ile ilgili konuları aksatmış olur. Bugün 12. sınıftaki arkadaşlarımız sadece 12. sınıfın konularına çalışmıyor ki 9'un, 10'un, 11'in hatta bazı alanlarda 8. sınıf konuları bile onlar için önemli. Özellikle TYT bakımından düşünüldüğü zaman. Demek ki eğitim süreklilik gerektiren sarmal bir iştir. Ve bu nedenle de mutlaka ve mutlaka hangi sınıfta olursak olalım şimdiden bu kaygıyı taşımamız lazım ve kaygı üzerine konuşacağız inşallah. Bu kaygıyı taşımamız lazım. Bir gün sınav bize de gelip çatacak dememiz lazım ve buna göre de hazırlık yapmamız lazım. O nedenle ben bütün öğrencilerimizi, şu anda bizi izleyen bütün öğrencilerimizi 8 ve 12'ler için konu daha önemli belki bu yıl sınava girecekler için ama diğer sınıflar için de söylüyorum bu iş ihmale gelmez. Ve bu açıkların mutlaka telafi edilmesi lazım. Yani bugün bu dersleri görmedik diye bu dersler geride kalmamalı. Yani düşünün bir eğitim sistemi düşünün. Yani 9'un ikinci dönemini görmemiş, 10'un ikinci dönemini görmemiş, 11'in ikinci dönemini görmemiş. Arada boşluklar kalmış ve 12'ye gelmiş, üniversiteye gitmiş. Büyük bir problem bu. Onun için eğitim boşluk kabul etmez. Mutlaka bütün eksiklikleri tamamlayacak bir çalışma içerisine girmemiz lazım ve motivasyonumuzu yüksek tutmamız lazım. Demin Arif kardeşimizin de ifade ettiği gibi bu aynı zamanda bir fırsattır. Neden fırsattır? Çünkü zamanımız çok. Çünkü karışanımız, görüşenimiz çok. Çünkü gece yarılarına kadar bazen çalışıp sabah da biraz daha geç kalkma imkanımız var. Bunun için hiçbir bahanenin arkasına sığınmadan bizim bu günleri iyi değerlendirmemiz, daha iyi çalışmamız, daha iyi hazırlık yapmamız lazım. Yani öğretmenlerimize de şunu söylemek istiyorum. İnanın ki bakın ben 20 bine yakın öğretmen çalıştırıyorum Türkiye'de. Defaatle yıllardır diyoruz ki bakın teknolojiyi mutlaka
eğitimin içerisine sokalım. Bakın bütün sınıflarımızda akıllı tahta var, bunları kullanalım. Lütfen bazı dersler için sunum hazırlayın, gelin. Bunları söylememize rağmen hocam ya bu tebeşir ve tahtadan daha iyisi yoktur deyip böyle klasik yöntemi savunan çok öğretmenimiz vardı. Ama bir anda maruz kalınca bir ayın içinde hepsi öğrendi bunu. Niye? Çünkü maruz kaldılar. Başka çareleri yok. Yani her kriz beraberinde bir fırsatı da getirir. Bu kriz biraz uzun sürdü. Hem ülkemiz için hem dünya için. Ama bunun beraberinde getirdiği fırsatları da asla ve asla gözden kaçırmamamız lazım. İhmal etmememiz lazım. Ders çalışmak için de ciddi ciddi fırsatlar var. Bunu biliyorum yani. Sayın hocam zaten tam sorumun sırasına da uygun şekilde konu oraya geldi. Hatta bir konuyu değiştireyim şurada. Sizle ilk görüşmemizde de nasıl bir söyleşi planlayalım şeklinde ilk telefonla görüştüğümüz zaman da siz de Nurdan hocam da aynı şekilde siz de olay akışına göre ilerlesin. Soruları istemediniz. Herhangi bir soru sormamızı önermediniz. Ben tamamen kendim öğrencilerimizi ilgilendiren konulardaki soruları seçmeye çalıştım elimden geldiğince. Ve o kadar güzel gidiyor ki sizin anlattığınız yer benim soruma denk geliyor. Sizin anlattığınız yer tam benim sorumu soracağım yere denk geliyor. O çok güzel. Pandemi dönemindeki eksiklerin giderilmesiyle alakalı bir yere geldi konu. Tam da o soruyu sormak istiyorum size. Mevcut eksiklerini bir şekilde öğrencilerimiz tamamlamak zorundalar. Çünkü bu yeni normal olacak ya da bir şekilde normalleşme süreci başlayacak. Bu pandemi döneminin mutlaka ve mutlaka ne kadar uzaktan eğitim de yapılmış olsa bu pandemi döneminde herkese birer eksiği oluşmuştur. Bu eksiklerin giderilmesi hususunda öğrencilerin nasıl bir yolu izleyebilir öğrencilerimiz? Şimdi burada buna iki yönlü bakalım. Birincisi okullarımızın ve öğretmenlerimizin bu anlamda bir sorumluluğu var. Hem resmi okullarımızın hem özel okullarımızın. İkincisi de öğrencimizin bir sorumluluğu var. Yani öğrenci tamam ya bu geçti artık. Bundan yazılı da olmadı, sözlü de olmayacak. Ben bu konuyu atlayayım gideyim dememesi lazım. Çünkü yarın bir yerde bu karşısına mutlaka çıkacak. İkincisi de öğretmenlerimizin de ne yapalım canım hastalık çıktı. Biz de bu dersleri veremedik. Dolayısıyla artık buna gerek de yok işte. Vakti geçti zaten. Şimdi önümüzdeki konulara bakalım gibi bir tutum içerisinde olması son derece yanlıştır. Eğitim bir millet ödevidir. Annenin, babanın, çocuğun, öğretmenin, devlet yetkililerinin hep birlikte, medyanın hatta hep birlikte bu problemi, bu ödevi çözmemiz lazım. Yani biz çocuklarımızın burada geri kalmasına izin veremeyiz. Bakın gerek UNESCO'nun yapmış olduğu tespitlere göre gerekse Dünya Sağlık Örgütü'nün de bu konuda bazı çalışmaları var. Şöyle bir sonuç çıktı ortaya. Bir ülkede 3 aylık eğitim kaybı o ülkenin 1,5 yıllık eğitim kaybına neden oluyor. Düşünün biz 3 tane 3 ayı kaybettik. Yani bu 4,5 yıl anlamına gelir. Ve çok ciddi bir sorun bu yani. Bunu mutlaka ve mutlaka çözmemiz lazım. Hem çocuklarımızın daha çok gayret sarf ederek bunu çözmeleri lazım. Yani bir yara dönemi, bir savaş içinden çıkıyoruz ve yaraları sarma zamanı tanımamız lazım. Zaten bakanlığımızla da Ziya Hocam benim çok eskiden beri hem dostum hem arkadaşım hem eğitim konusunda bir şeyimdir. Paydaşımdır. Onunla da sık sık konuşuyoruz. Gerekirse yaz dönemlerini bile işte öğretmenlerimizin tatilini çok kısmadan diyelim ki 3 ay mı tatilimiz var? Biz 2 ay yaparız. 1 ayı da çocuklarımıza ayırırız. Ve bu eksiklikleri, yedikleri mutlaka kapatırız. Ya da işte okullarımıza ilave saatler düzenleriz. 2 tane tatil günümüzün bir bölümünü buna ayırırız. Destekleme, yetiştirme kurslarını daha aktif hale getiririz. DYK'ları. Ya da işte özel öğretim kurumları kendi çapında tedbirler alarak ek kurslar düzenleyerek bu açığı kapatabilir. Yani bu konuda bir seferberlik ilan etmemiz lazım. Düşünün bir ülke savaştan çıktıktan sonra
nasıl bir seferberlik ilan ediliyor, yaralar sarılıyorsa, eğitim alanında da böyle bir yara sarma dönemine mutlaka ve mutlaka ihtiyacımız var ve girmemiz lazım. Çocuklarımızın da bu anlamda mutlaka eksik bırakmadan gitmeleri lazım. Bakın geçen sene bazı çocuklar bana ulaştıklarında şöyle diyorlardı. Ya diyorlar hocam, türevi, integrali erkenden çalıştık, bak sınavda da çıkmadı. Hele bak ya, boşa gitti zamanımız ya kardeşim. Sen nereyi tercih edeceksin diyorum. Mühendisliği tercih edeceğim diyor. E peki yarın yüksek matematikte türev görmeden, integral görmeden nasıl yüksek matematik göreceksin diyorum. Yani aynı durum sözel dersler için de geçerli. Dolayısıyla biz yaşama hazırlanıyoruz. Sadece sınava hazırlanmıyoruz ki. Yaşama hazırlanıyoruz. Analitik düşünmenin temeli olan konuları atlayamayız. Atlayamayız yani. Dolayısıyla bizim kesinlikle bu alandaki eksiklikleri telafi edecek, millet olarak telafi edecek bir çalışma içerisinde olmamız lazım. Anne babaların da çocuklarında ne eksik kalmışsa onu giderecek çalışmalar yapması lazım. Bu anaokulu için de geçerli, birinci sınıf için de geçerli, ikinci sınıf için de geçerli. Ya benim çocuğum yazmayı iyi öğrenemedi ya da okumayı iyi öğrenemedi ya da bir takım el becerilerini anaokulunda iyi öğrenemedi diye düşünmesi lazım ve bunu da telafi etmesi lazım. Sadece matematik, fizik, kimyadan bahsetmiyorum ben. Eğitim alanında neler veriliyordu ve biz neleri ihmal ederek geçtik, bunu telafi etmemiz lazım. Ve yarın pandemi geçse bile bu teknolojik imkanlardan yararlanmamız lazım. Mesela yabancı dil öğretiminde çok işe yarıyor uzaktan öğrenme. Çok işe yarıyor, bunu kullanmamız lazım. Mesela İngiltere'de anlaştığınız native bir öğretmeni çok rahat Ayancık'ta online olarak dinleyebilirsiniz. Değil mi? İngilizceyi direkt kendi aksanıyla öğretebilirsiniz çocuğa. Yani bu imkanlar da bize katkıda bulunacak bundan sonraki süreç içerisinde. Sayın hocam, zaten ben de bir matematik öğretmeniyim bu arada. Kendi öğrencilerime de hep aynı örneği veririm. Aslında matematik için çok daha uygun bir örnek olduğu için çok basit ve ama çok etkili bir örnektir. Yani bina yapmaya benziyor gerçekten. Dediğiniz gibi hem sarmal yöntem hem de bina yapmaya benziyor gerçekten bu. Özellikle matematik konuları böyledir. Siz 30 yaşında, 40 yaşında matematiği öğrenemiyorum, matematik bilmiyorum diyorsanız bunun sıkıntısı, o gedik noktası mutlaka 5. sınıfa, 4. sınıfa, belki ilkokula dayanıyordur. Çünkü siz oradaki bir tuğlayı eksik bırakmışsınız. Oradaki bir tuğlayı atlamışsınız. Şu andaki dönemde aslında şey olarak şöyle bir kayıp jenerasyon olmaması için uğraşmamız gerekiyor aslında. Kesinlikle. Kayıp jenerasyon, COVID jenerasyonu olmaması lazım. Bu yüzden de buradaki kayıplarımızın mutlaka ve mutlaka önce bireysel olarak, sonradan da biz öğretmenlerin bunları tamamlamamız lazım diye düşünüyorum. Öğrencilerimiz de öncelikle kendilerinin bu bilinçte olması lazım. Bu eksiklerimi tamamlamalıyım mentalitesinde olması lazım diye düşünüyorum. Buradan şu kaygı konusuna değinmek istiyorum. Ana konumuz, ana temamız aslında kaygıydı bu akşam. Ama yine de sınav dönemiyle alakalı da sorular yönelttik hocamıza. Burada bir hatırlatma yapayım tekrar aramıza yeni katılanlar için de. Chat kısmından ve canlı sohbetten bizlere sorularınızı yöneltebilirsiniz. Biz de süreyi verimli kullanmak adına söyleşimizin sonunda hocamıza sorularınızı ileteceğiz. Şimdi kaygı hocam, kaygı kelimesi aslında olumsuz gibi bir duran bir kelime ama yine bir çan eğrisi yaptığınız zaman optimum düzeyde kaygı bize fayda sağlayan bir şey aslında. İnsana fayda sağlayan bir şey. Kaygı aslında insanı çalıştıran ya da üretken kılan da bir şey aslında. Ama fazlası bir düzeyden sonrası da negatif sonuçlar doğuruyor. Öğrencilerde bu dönemde zaten sınav kaygısı vardı. Zaten bir üniversite sınavı kaygısı ya da bir lise sınavı kaygısı vardı. Pandemi dönemiyle beraber bu kaygı daha da tırmandığını da düşünüyorum. Bununla ilgili öğrencilerimizin baş etme yöntemleri neler olabilir Sayın Hocam? Evet. Şimdi sizin de çok güzel ifade ettiğiniz gibi kaygı aslında birazı gerekli ama fazlası zararlı olan bir unsur. Yani kaygı aynı zamanda motivasyon kaynağıdır. Yani hiçbir problemi olmayan, kafasında
hiçbir kaygısı olmayan, geleceğe dair de pek de hedefleri de olmayan bir insanın korkacağı, çekineceği bir şey yoktur. Bizim Elazığ'da öyle bir laf var, derler ki ölmüş koyun kurttan korkmaz. Yani adam artık ben bu sınavla ilgili, gelecekle ilgili, hayatla ilgili hiçbir beklentim yok. Dolayısıyla ne lazım bana gibi bir durum içerisine sürüklenir. Onun için ya benim bir sınavım var, Haziran sonunda gireceğim ya da Haziran başında gireceğim bir sınavım var ve bunun için de çalışmam lazım. Bu bir kaygıdır. Bu bir kaygıdır. Gâile derlerdi eskiden. Bir gâiledir yani normalde. Ve insanı motive eden, harekete geçiren bir gâiledir. Dolayısıyla bu insanı diri tutar, harekete geçirir. Bizim esas kaygı dediğimiz, yani olumsuz kaygı dediğimiz şey, demin söylediğinizi ben de söyleyecektim. Hatta bir grafik olarak göstereyim. Çocuklarımız grafikten daha güzel anlayabilirler. Yani öğrenmeyle sınav kaygısı arasında şöyle bir bağlantı var. Belli bir yere kadar kaygı öğrenmeyi olumlu etkiler ama ondan sonra aşağıya doğru iner. Yani olumsuz etkiler. Bizim hedefimiz ne olmalı? Şu maksimum noktayı yakalamak olmalı. Şu maksimum nokta, şuradaki nokta. Yani en iyi öğrenmeye neden olacak kaygıyı yakalamak olmalı. Derdimiz olmalı. Çalışmaya iten bir güç olmalı. Ama bu sınavı kazanamazsam hayat bitti, dünya durdu gibi bir kaygının içerisine sürüklendiğimiz zaman da problem büyür. Şimdi ben söyleyeyim, bir insanın kaygısı üç boyutludur. Birincisi, başarılı olma, iyi bir okulda okuma, gelecekte hedeflediği bir mesleği elde etmek için duyulan bir kaygı. Bu hepimizde olmalı ve var zaten. Yani ben ne olmak istiyorum? Yarın çoluğumu çocuğumu geçindirecek işim ne olmalı? Ömrüm boyunca mutlu olacağım işim ne olmalı? Bir hedefim olmalı ve bu hedef için çalışmalıyım şeklindeki bir kaygı hepimizde olmalı. Bu birinci boyut. İç motivasyonu artıran bir kaygı. Ama ikinci boyut, ailemin benden beklentileri nedir? İşte hangi puanı alırsam ailem ne der? El alem ne der? Çevre ne der? Bu gerçekten o bizim aslında doğru kaygımızı biraz katmerli hale getiriyor ve sıkıntıya sokacak hale getiriyor. Bu kötü işte. Yani öğrencilerin kaygısını aslında artıran temel unsur bu. Burada öğrencilerle muhatap olan öğretmenlere, velilere, mahalledeki komşulara, akrabalara görev düşüyor. Lütfen, çocuklarımız zaten kazanmak istiyor. Bunun için de bir hedef seçmiş. Bunların kaygısını artıracak, onu sorgulayacak bir noktaya getirmeyelim işi. Şimdi diyelim ki Ayancık küçük bir yer. Herkes birbirinin ne yaptığını, ne ettiğini görüyor. Ve hangi mahallede hangi çocuk var ve bu nereyi kazanmış bir şekilde duyuluyor. Hem meslek grupları arasında duyuluyor, okullarda duyuluyor, mahallede duyuluyor. Ve bir öğrenci eğer kafasına bütün insanlar beni gözlüyor, benim alacağım sınav sonucu sadece benim değil, ailemin, çevremin, akrabalarımın, herkesin meselesi diye düşünürse o kaygıyı artıran bir unsur. Ve bu son derece zararlı bir kaygı. Bakın ben size anlatayım. Bir gün Elazığ'da bir öğrenci dikkatimi çekti. Defterlerini böyle bir kazağı var. Onun altına sıkıştırıyor. Üstüne de kazağı çekiyor. Dershaneye geldikten sonra defteri kitabı çıkarıyor. Birkaç sefer görünce, oğlum dedim sen niye böyle yapıyorsun? Bu defter ne hale geliyor böyle? Hocam öyle mi değil, böyle daha rahat filan taşımayayım diye. Neyse biraz daha konuşunca dedi ki hocam ne yapayım ya? Mahallenin bakkalı bile bana diyor ki ulan sen hala kursa mı gidiyorsun? Geçen sene de gitmiştin. Bu sene herhalde artık daha kazanırsın filan diye. Böyle çocuğun kaygısını artıracak işler yapıyor. Mesela siteler vardır her yerde. İşte diyelim ki hakimlerimizin oturduğu site. Bütün hakim çocukları birbirini tanır. Ya da işte öğretmenlerimizin oturduğu bir site. Bütün öğretmen çocukları birbirini tanır. Ve orada
aileler arasında, kabul günlerinde vesaire konuşma konusu haline geliyor bu. İnsanlar birbirini izliyor ve bu çocuklarımızın kaygısını, el alem ne der kaygısını artırıyor. Bu konuda lütfen toplum olarak birbirimizle ilgilenmemiz güzel bir şey. Batı'da bu yoktur. Kimse kimsenin derdiyle de ilgilenmez, mutluluğuyla da ilgilenmez. Ama biz bu ilgiyi o kadar aşırı abartılı yapıyoruz ki başka insanın özel yaşamına, başka insanın dünyasına müdahale haline getiriyoruz. Doğru olmayan budur ölçü. Ve üçüncü boyut, üçüncü boyutta da bazen çocuklarımız sınavı zekasının ve kişiliğinin ölçüsü haline getiriyor. Yani bu sınavı kazanamasam demek ki bende zeka yok. İşte bu kadar adam yaptı, ben yapamadım. Demek ki zeka düzeyim düşük. Ya da işte kendine atfettiği kişilik özellikleri zarar görüyor. Bu da son derece sıkıntılı. Yani şöyle diyebilirim. Bir, başarılı olma, iyi bir okulda okuma kaygısıyla bir kaygımız varsa bu güzel. Ama el alem ne der? Ya da ben bu sınavı kazanamazsam zekam düşük, kişiliğim eksik gibi bir kaygı şekline dönüşürse bu zararlı bir kaygıdır. Bu kaygıdan uzak durmak lazım. Bu sizin hayatınız, sizi ilgilendirir. Kendi aynaya bakıp kendi gözünüze hesap vereceksiniz. Yüreğinize hesap vereceksiniz. Ben çalışabilirdim, daha iyisini yapabilirdim ama 3 saatlik uykuya, 3 tane bilgisayar oyununa, 5 tane diziye bunu tercih ettim ve üzüldüm. Bunu yap, bu olmasın işte. Yoksa el alem nedir? Bu sizi ilgilendirmez. Yani her insanın çıkabileceği zirve aynı değildir. Mesela birinin zirvesi Uludağ'dır. Öbürünün zirvesi Ağrı Dağı'dır. Öbürünün zirvesi Himalayalar'dır. Önemli olan sizin çıkabileceğiniz en yüksek noktaya çıkmanızdır. Siz eğer zirveniz Uludağ'sa oraya da çıkmışsanız oh ben görevimi yaptım, içim rahat, yapabileceğimin hepsini denedim, bütün saatlerimi doldurdum, çalıştım dersiniz. Ama burada Uludağ'ın böyle daha yukarısına, tepesine çıkmadan Kirazlı Yayla vardır. Sen Uludağ'a çıkabilecek bir adamken Kirazlı Yayla'da kalırsan bu kötü. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani Ağrı Dağı'nın eteğine kadar gelir orada kalırsan bu kötü. Önemli olan çıkabileceğin zirveye çıkmak. Yoksa herkesin zirvesi aynı olmaz ya. Beş parmağımızın beşinin yüksekliği aynı mı? İnsanın bireysel farkları var. Bireysel farkları var. Dolayısıyla bu kişilikle de hiç alakalı değildir. Türkiye'de bitirdiğiniz okulla da alakalı değildir. Kaldı ki insanların yaptığı işle bitirdikleri okul arasında da yaşamdaki zenginlikleri, yani sadece maddi zenginliği kastetmiyorum, yaşamda edindiği zenginlikler konusunda da efendim çok ilişki yoktur. Yani bitirdiğiniz üniversitenin kalitesi, yaptığınız işin kalitesiyle ölçülemez. Yani daha doğrusu yaptığınız işin kalitesi bitirdiğiniz üniversitenin kalitesiyle ya da puanıyla, özellikle kaliteden ziyade giriş puanıyla asla ve asla ölçülemez. O nedenle ben buradan öğrencilerimize şunu söylüyorum. Birazcık kaygı normaldir. Aşırı kaygı zararlıdır. Aşırı kaygıdan uzak duracaksınız. Bunun için el alem ne der hiç önemli değil. Efendim yine bu senin zeka ölçün değil. Önemli olan vicdanen rahat mısın? Yani ben 5 saat çalışabilirdim, 1 saat çalıştım, 4 saat kaytardım. Bunu en iyi sen bilirsin. En iyi senin vicdanın bilir. Dolayısıyla vicdanına düzgün hesap verdiğin zaman problem bitmiştir. Bir şey daha söyleyeyim. Bugüne kadar çok öğrenciyle beraber oldum. Sınavlara girdim. Bir öğrencinin sınavla ilgili kaygısı aslında kitapçığın başına oturduktan 4-5 dakika sonra biter. Yani o kaygı böyle çok uzun sürmez. Yani ne diyeyim? İşte bir program yapacağız diyelim ki. Siz beni tanımıyorsunuz, ben sizi tanımıyorum. 2-3 dakika böyle bir şeylik olabilir. Yani durgunluk olabilir ama ondan sonra o durgunluk geçer gider. Bu da böyledir yani. Sınav da böyledir. Çok kısa sürer bu. Onun için ben öğrencilere şunu hep tavsiye ediyorum. Diyorum ki
Sınava girdiğiniz zaman ilk çözdüğünüz bir iki soruyu vaktiniz olursa daha sonra dönün bakın. Çünkü o öyle biraz eliniz ayağınız karışıkken başladığınız bir soru olduğu için yani %20 ihtimaldir ama belki bildiğiniz halde yapamadığınız bir şey çıkabilir. Ama hiçbir sınav kaygısı sınavın sonuna kadar devam etmez. Ailelerimizin de çocuklarımızın kaygısını artıracak konuşmalardan uzak durması lazım. Bazen şöyle diyor aile, bunu bilmeden yapıyor. Şimdi bir kere bir insanın en kıymetli varlığı nedir? Çocuğudur. Çocuğu için her şeyin en güzelini ister. Bütün anne babalar. Ama bunun yöntemini bilmeyince en sevdiği varlığa zarar veriyor. Beklentilerini yükseltince çocuk da çok yükseltecek zannediyor. Halbuki o beklentilerini yükselttikçe çocuğun kendinden beklentileri, kendine güveni azalmaya başlıyor. O nedenle ailelerin de çocuklarıyla bu iletişimi kurarken dikkatli olmaları lazım. Hatta bazen aileler şunu söylüyor. Oğlum benim için önemli olan senin sağlığındır. Senin efendim canın sağ olsun. Hiç önemli değil kazandığın okul diyor ama mahalledeki biriyle konuşurken bunu önemsediğini hissettiriyor. Anne baba kendi arasında konuşurken bunu önemsediğini hissettiriyor. Ve hissettirdiğini de çocuk hissediyor. Bir gün bir öğrenci bana dedi ki, hocam dedi, işte annem babam çok istiyor kazanmamı dedim. Öyle mi diyorlar? Yok, bana diyorlar ki canın sağ olsun ne yaparsan yap. Gerekirse bir sene daha çalış, iki sene daha çalış. Ama kendi aralarında konuşurken duyuyorum, ya belki de biz bu sene tayin ister İstanbul'a gideriz. Çocuk orayı kazanacak filan gibi şeyler yapıyorlarmış. Efendim sohbetler. Çocuk da bunu duyuyor. Duyunca da ne oluyor? Beraberinde kaygısı yükseliyor. Yani bizim kendi aramızdaki konuşmalara bile bu anlamda dikkat etmemiz lazım. Çünkü bu şöyle bir sınav. Bakın bir okulda 5 geçme notudur. Sınıfın tamamı da 5 alabilir. %50'si de 5 alabilir. %20'si de 5 alabilir. Ama 5'e alan herkes geçer. Ama bu sınav öyle bir sınav değil. Bu bir sıralama sınavı. 1, 2, 3, 4, 5 diye sıralandığımız bir sınav. Mesela ilk 125 bine giremediğiniz zaman hukuka giremezsiniz. Gelecek sene belki bu 100 bine düşecek. Öyle bir şey düşünüyorlar. İşte ilk 100 bine girerseniz girersiniz. Ya da işte ilk 50 bine giremezseniz tıbba, ilk 250 bine giremezseniz mimarlığa giremezsiniz. Bunun gibi sınırlar var. Dolayısıyla bu bir sıralama sınavı, yani bir yeterlik sınavı değil, yarışma sınavı. Onun için ne kadar çok çalışırsak bir adamın önüne geçmiş oluyoruz. Dolayısıyla başkaları da çalışıyorsa işimiz daha da zorlaşıyor. Onun için anne ve babaların bu gerçeği bilerek hareket etmesi lazım ve çocuklarına bu konuda gereksiz yüklenmeler içerisine girmemesi lazım diye düşünüyorum. Hocam çok teşekkür ederim. Güzel bir, geniş bir özet oldu. Geniş bir aslında soruya çok yönlü bir... Bu önemli tabii. Olur mu? Estağfurullah. Için, evet. Estağfurullah hocam. Tabii ki de. Zaten sizden dinlemek istiyoruz. Bu konudaki fikirlerinizi duymak istiyorduk. Burada şimdi arkadaşlarımın sorularına bakıyorum. Burada Derya isimli arkadaşımızın sorusuna zaten cevap oldu. Az önceki konuştuğumuz konular. Hasan arkadaşımız demiş ki eğer okullar açılmazsa TÖDER olacak mı, olacaksa yüz yüze mi olacak diye bir soru sormuş. Evet. Bu konuda. Şimdi şöyle, zaten sınavlar için izin var. Yani okul açılsa da var, açılmasa da var. Liseler de sınava girecek. Onun için TÖDER sınavlarını, bundan sonraki iki sınavımızı yüz yüze yapacağız, TÖDER sınavlarını. Onun için rahatça girebilirler öğrencilerimiz TÖDER sınavlarına. Teşekkür ederim yani, hocam. Türkiye geneli bir sınav olduğu için ölçücü bir sınav. Öneriyorum ben bütün adaylara da girmeler. Teşekkür ediyorum. Aslında öğrencilik yıllarımızdan da hatırladığım kadarıyla ben de aynı şekilde bu kırılım noktaları 8. sınıf, 12. sınıf gibi kırılım noktalarında öğrenci arkadaşlarımızın da aslında kafasında şu soru vardır. Ya yapamazsam ya da ailem benden bekliyor şeklinde. Tabii ki siz de çok güzel ifade ettiniz. Aslında beklentiler var ama sizin öncelikle hisleriniz ve düşünceleriniz önemli. Kimsenin sizin için ne düşündüğü, ne düşüneceği aslında önemli değil. Çünkü bu sizin hayatınız ve sizin kararlarınız arkadaşlar.
Ben de şöyle bir toparlamış olayım diyorum. Öncelikle burada hatta sizin kitaplarınızda en çok hani gördüğümüz yayınlarda en çok gördüğümüz hiçbir başarı tesadüf değildir demek evet. istiyorum. Aynı zamanda ülkemizin kurucu önderi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözü zafer benimdir diyebilenindir. Başarı ise başaracağım diye yola çıkıp sonunda başardım diyebilenindir demek istiyorum. Aynı zamanda hocamızın Final Kültür yayınlarından çıkan kitaplarını da sizlere tanıtmak istiyorum. Sizin Dünyanız Hangisi diye bir kitabı var hocamızın. Alıp okuyabilirsiniz. Benim en çok sevdiğim başucu kitabı olarak nitelendirdiğim bir kitap var. Düşüncenin Canı. Burada arkadaşlar başucu kitabı olarak değerlendirebilirsiniz bu kitabı. Çok güzel özlü sözler var. Hayatın her alanıyla ilgili, konu başlıklarıyla alakalı. Buradan açıp kendinize o gün o sözü okuyup düşünebilirsiniz. Onun üzerine fikir yürütebilirsiniz. Ben bu kitabı çok sevdim. Bunları da tanıtmış olayım. Öncelikle huzurunuzda Sayın İbrahim Taşer hocamıza, katılan, vakit ayıran katılan öğretmenlerimize, müdürlerimize, genç arkadaşlarımıza, genç kardeşlerimize çok çok teşekkür ediyorum. Bize bu imkanı tanıyan Final Kültür Sanat Yayınları kitap tanıtım uzmanı Banu Kırgız hanımefendiye çok teşekkür ediyorum. O da kendisi de aramızda. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Nihat Ergül'e çok teşekkür ediyorum. Aynı şekilde ilçe kaymakamımız Sayın İsmail Pende'ye çok teşekkür ediyorum. Sözü Nihat Müdürüme devretmek istiyorum. Evet, çok akıcı ve İbrahim Hocam'ın doğal sunumuyla güzel bir söyleşi dinlemiş bulunduk. Öncelikli olarak İbrahim Hocam milyonlarca öğrenci yetiştirdi. Yüz binlerce öğrenciyi çok güzel bölümlere yerleştirdi. Krizi fırsata dönüştürmekten bahsetti. Biz aslında biraz krizi fırsata dönüştürdük kıymetli İbrahim Hocam. Çünkü Ayancık çok sapa bir yer. Sizi biz davet etmiş olsaydık belki de yoğun programınız arasında gelemeyecektiniz. Biz sizi burada ağırlamış olduk teknolojinin imkanlarıyla. Davetimizi kırmadınız. Böyle güzel bir programla öğrencilerimize çok faydalı bir söyleşi gerçekleştirdiniz. Ben size çok çok teşekkür ediyorum kıymetli hocam. Rabbim size sağlık, sıhhat versin, uzun ömürler versin inşallah. Tüm takip eden öğrenciler arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Öğretmen arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum ve onlar adına özellikle size ve Banu Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, var olun kıymetli hocam. Tekrar saygılar sunuyorum. Sağ olun. Banu Hanım buyurun. Ben de çok teşekkür ediyorum kurucumuz İbrahim Bey'e. Gerçekten aynı zamanda öğrencinin dışında kişisel gelişim anlamında çok da katkısı olduğunu düşünüyorum. Sizin de moderatörünüzde çok teşekkür ediyorum. İbrahim Hocam'a saygılar diliyorum. Nihat Bey size de zaten yine beraber olacağız. Kaymakam Bey'e de çok sevgiler, saygılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum tekrar. İbrahim Hocam buyurun. Ben de çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum yani Ayancık'a gelmiş olmaktan. Sanal ortamda da olsa hem kaymakamımıza hem Milli Eğitim Müdürümüze hem sizlere çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum. İnşallah her zaman hazırım. Ne zaman isterseniz yapılabilecek diğer konulardaki çalışmalar için de Türkiye genelinde yapabileceğimiz ne olursa hazırız. Yani bu kadar çok ilçemiz var, bu kadar çok bölge var. Herkesin aynı hassasiyeti taşımasını diliyorum. Siz bu hassasiyeti taşıyorsunuz. Bu bakımdan çok teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum sizlere yani bu güzel çalışmadan dolayı. Bizler çok teşekkür ediyoruz hocam. Allah razı olsun. Sayın hocam, bizler de sizleri Ayancık'ta inşallah güzel günlerde ağırlamak isteriz seve seve. Burada da yüzde de programlar yapmak isteriz. Sadece bu programda kalsın istemiyoruz irtibatımız. Sonraki dönemlerde de irtibatta kalmak çok isteriz. Katılan arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Aynı şekilde genç arkadaşlarıma da, öğrencilerimize de, velilerimize de buradan söyleyeyim. Sosyal medya hesaplarımızdan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzü takip edebilirsiniz arkadaşlar. Duyurularımızı, yapılan projeleri, ilçemizde olan bütün gelişmeleri oradan takip edebilirsiniz. Hem Instagram, hem Facebook'ta, hem Twitter'da, aynı zamanda YouTube kanalımızda şu anda canlı yayındayız. Oradan da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzü abone olarak, takip ederek gelişmelerden haberdar olabilirsiniz diyorum.
Herkese iyi akşamlar diliyorum.